Ne yapıyorsun? Evet, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kumandayı ele mi geçirdin sen yine? Kumandayı alabilir miyim senden? Televizyonu kapatalım mı anneciğim? Ayarlara girmişsin, her şeyi bozmuşsun. Gel şu saçını bir yapayım, gel. Oy, saçlarını yerim, saçlarını. Oy, saçlarını yerim. Hadi ya anneciğim ondan. Ne güzel kızım. Yesene anne. Ham yap kızım, ham. Aferin, aferin. Nasıl aferin yapıyoruz Lidya? Alkış, aferin. Aferin benim kızıma, çok güzel yiyor ya, aferin. Demek sana böyle peynirli yapacağız ya bu omleti. Demek sen annen gibi peynirci olacaksın. Senin suyunu da dolduralım mı? Bu arada İngiltere'de yaşayanlar, özellikle bu Londra gibi suyu çok kireçli olan yerlerde, bebeklerinize çeşme suyu veriyor musunuz musluktan? Yani biz kendimiz oradan içiyoruz Brita'dan geçirip ama Lidya'ya veremiyorum. Yani nedense böyle bir içime sinmiyor, çok kireçli falan diye. O yüzden ona böyle şişe su veriyoruz. Siz nasıl yapıyorsunuz? Bana yazarsanız çok sevinirim yorumlara falan. Bebeklerinize çeşmeden su veriyor musunuz? Yoksa benim gibi şişe su mu veriyorsunuz siz de? Aç bakalım. Aç. Böyle yukarı kaldıracaksın anneciğim. Aşağı kaldırırsan içemezsin. Hadi biraz şimdi bundan ye. Biraz su içtin. Şimdi de yemek ye anneciğim. Hep su olmaz. Biraz yemek, biraz su. Ben de şimdi şu hafta sonu bu makarnayı o kadar çok yapmışım ki. Yani herhalde sebzeler de gelince miktarın bu kadar artacağını düşünmedim. O yüzden böyle bir kısmını da yarısını soslamıştım. Yarısını da böyle yoğurt koymadan bıraktım pörsümesin diye. Şimdi ondan biraz yoğurtlayıp yiyeceğim. Şöyle bir yandan da edit yapıyorum. Bu arada benim en sevdiğim günler, yani yemek açısından en sevdiğim günler hep böyle annemin misafirinin olduğunun ertesi günler olurdu. Çünkü ben böyle kalan yemekleri yemeyi çok severim. Özellikle de böyle işte gün yemekleri tarzında olunca. O yüzden böyle annemin misafiri varken, misafir olduğu gün değil ama ertesi gün böyle o kalan şeyleri yemeyi özellikle çok severdim. O yüzden şu an bunu yemek de çok hoşuma gidiyor. Bugünkü filmimiz Jane Austen izleyeceğim demiştim. Zaten yazanlar da olmuş, ben de çok seviyorum diye. Bugün de Jane Austen'ın İkna romanından, Persuasion romanının uyarlaması olan bir filmi izleyeceğim. Persuasion kitabı benim en sevdiklerimden biri. Zaten Jane Austen'ın aslında bibliografisi kısa, 6 tane kitabı var. Bu 6 kitabın arasında benim en sevdiğim aslında herkesin en popüler olan Gurur ve Önyargı değil, Emma. Benim en sevdiğim kitap Emma. Hatta yani bu hayattaki en sevdiğim kitap Emma olabilir. Ama İkna'yı da çok severek okumuştum. Aslında bir de galiba Türkçe'ye çevrildi mi o Watson's ya, Watson ailesi? Çevrilmemiş olabilir mi? Emin değilim. Bir de öyle bir kitabı var sanırım. Onu okumadım. Hatta bakayım bir ona ya.
Neyse. Şimdi İkna'yı izleyeceğim. İkna'nın birkaç uyarlaması var ama genelde hep eski. Netflix'te şimdi 2022'de yayınlanan bir versiyonu var. Bunu da izlememiştim. O yüzden şimdi onu açtım. Böyle heyecanla izlemek için bekliyorum. En popüler Jane Austen uyarlaması tabii ki de Keira Knightley ve Colin Firth'in oynadığı Gurur ve Önyargı aslında. Onu çok severek izliyorum her seferinde. Ama bu sefer bunu izleyeceğim. Bakalım nasıl olacak, güzel olacak mı? Bence olur. Now I'm single, thriving. Spend my time drinking fine wine. Drinking fine wine. Bu arada Şefik'le Nesli bize şunu almış, böyle Pocahontas bebeği Disney'den. Ama biz bunu açarken yanlışlıkla saçlarını da açmışız. Yani o kadar böyle şeydi ki bu bebek, kutusuna sıkı sıkıya bağlıydı. Her yerinden böyle plastiklerle bağlamışlar falan. O yüzden neresi saçı, neresi kutuya bağlanıyor anlaşılmamış. Böyle Samara'ya döndü Pocahontas. O yüzden şimdi onun saçlarını yapacağım. Bebeğimin saçlarını yapıyorum videosu. Şöyle oturtalım Samara'yı. Pardon, Pocahontas'ı. Of arkadaşlar, bir saattir sizinle konuşuyorum. Kameram slow motion'da kalmış, yavaş çekimde ve her şeyi öyle çekmişim. Bir saat böyle kargo açtım, film hakkında konuşuyorum vesaire. Bir fark ettim, yani çektiğim her şey boşa gitti. O kadar kargo falan da açmıştık. Açtığım şeyleri size tekrar göstereyim bari, ne yapayım. Temu'dan bir paketim gelmişti. Özellikle Lydia'nın doğum gününe yetişsin diye aslında söylemiştim bunu. Ama yetişmedi, yeni geldi. O yüzden aldığım çoğu şey iadeye gidecek. Ama yine de böyle paketi açtım size göstereyim diye. Bir tane foot map almıştım. Bu foot map'ı aslında bizim pembe arabamıza uyumlu olur diye almıştım ama rengi hiç pembe arabamızla alakası yok. Şöyle bir tane foot map almıştım pembe. Bizim pembe arabamızda güzel olur diye ama fotoğrafta rengi sanki bizim arabamızla aynı gibi duruyordu. Şu an böyle daha şeker pembe, bizimki daha açık. O yüzden aynı değilse zaten istemiyorum olmasını. Sonra yine doğum günü için şöyle bir şey almıştım. Böyle 3 tane kutu, kartonmuş bu da. Ben de nasıl gelecek diye merak ediyordum. 3 tane kutu, içinde de balonlar var. Böyle van yazıyor işte. Sonra 2 tane çok güzel elbise almıştım aslında fotoğraf çekimleri için. Ama yetişmedi. Yetişmeyince ben de Amazon'dan o diğer fotoğraflarda giydirdiğimizi aldım ama şöyle bir tanesi. Şöyle tütülü bir elbise. Dantelli, mantelli. Bu güzel ama asıl diğeri çok çok güzel. Yani o gerçekten içimde kaldı. Ama ne yapayım yani? Bir dahaki doğum gününe saklayayım desem kalmaz, yani olmayacak. Başkasının doğum gününde giydireyim desen olmaz. Yani hiçbir gideri yok. Ama şöyle bir şeydi. Ya baksanıza, o kadar tatlı ki böyle pastel renklerde falan. Ya mükemmel ya, çok güzelmiş. Bu gerçekten, bunu giydiremediğime üzüldüm. Süsleri kaldırmasak, balonları falan, diyeceğim ki giydirip bununla da fotoğrafını çekelim ama onları da kaldırdık artık, ne yapalım. Bu mecburen gidecek. Sonra şöyle bir balon almıştım, bu da gidecek. Bu şey de, hem de nasıl bir balon biliyor musunuz? Buraya fotoğrafını koyayım, çok tatlı. Castle, yani şey, kale şeklinde, prenses kalesi. Bir tane daha balon vardı, nerede? Ha, şurada. Bir tane de şöyle bir balon almıştım, bir şeklinde. Sonra böyle bir taç almıştım, yine üzerinde bir yazıyor. Pasta üzerine koymak için böyle bir yazı almıştım. Bunlar hepsi geri gidecek yani. Şöyle yine pasta süslemek için inciler diyordu ama bu nasıl inci yani, kafam kadar. Bunlar zaten saçmaymış birazcık.
Bir de yine şöyle pasta süslemek için çiçekler. Bir de şu hani balondan böyle ark yaptık ya, yine onu yapmak için böyle bir balon seti. Bunların hepsi yani şimdi geri gidecek. Bir de yine bu kargodan çıkan böyle Christmas süslerimiz var. Yani yılbaşı ağacı süslerimiz var. Onlar da şöyle kar tanesi şeklinde olanı var. Bir de böyle sarkıt şeklinde olanı. Beşer tane ikisi de. Bir de şöyle kurdelelerini göndermişler bağlamak için. Böyle. Sonra şöyle yine ağaç süslerimiz var. Bunlar da minik minik böyle. Sonra şöyle Lidya'nın arabasını asmak için. Şöyle bir şey, bunu arabanın sapına şöyle asıyorsun. Buraya da böyle alışveriş torbalarını, bir şeylerini falan, çantanı vesaire asabiliyorsun. Bir de şöyle kurabiye kalıpları almıştım. Bu böyle Noel Baba kafası. Çam ağacı. Yine kar tanesi. Bir de şöyle kardan adam. Bunlar da gerçi beklediğinden biraz küçükmüş ama güzel kurabiyeler yaparız. Hatta belki yarın yaparız böyle. Bir tane de gingerbread adam almak istiyorum aslında. Zencefil adam. Onu da belki Amazon'dan sipariş veririm. Ondan sonra yaparız hepsini kullanarak. Ya da belki onu hiç beklemem. Hemen yaparız. Bakalım ona bir. Sonra bir de AliExpress'ten telefon kılıfları almıştım. Bir tanesini zaten taktım. Şöyle bir kılıf. Ya çok beğendim bunu. Şu alttaki şey ayrı kılıftan. İkisi bir değil. Böyle üç boyutlu ve jel gibi çok güzel. Sonra şurada böyle bir halkası var. Bu böyle açılabiliyor. Şöyle açıp buraya bir şey takabiliyorsunuz. Mesela çantanızın kenarına takabilirsiniz vesaire. Şuradan da şöyle elinizi geçirip tutabiliyorsunuz. Bu gerçekten mükemmel bir kılıf. Ben aslında senelerdir şunu kullanıyorum. Gerçi bu sefer farklı bir rengini alayım dedim. Bu rengi de çok beğenmedim. Bu da yine aynı mantık. Şurada böyle şeyi var. Buraya bazen işte uçakta diyelim ki AirPods'umu taktığım zaman, kablosuz kulaklığımı, onun kılıfını da buraya takıyorum ki kaybetmeyeyim uçakta. Ya da işte buradan şeye takıyorum bunu. Bu Lidya'nın arabasında kanca var. Oraya takıyorum böyle hemen elimden hızlı bırakmam gerektiği zaman falan vesaire. Şöyle bunun da işte burada tutma yeri var. Ben bunu senelerdir kullanıyorum. Yani belki bir 5 senedir falan her telefonumu aldım bundan AliExpress'ten. O yüzden bu telefonuma da alayım dedim. Bir de işte böyle rengini ve bu çeşidini görünce bunu da aldım. Şu alttaki de böyle bileğe takmak için. Şöyle silikon bir bileklik. Bunu telefonunuzun kılıfına geçiriyorsunuz. Göstereyim hatta hemen. Şöyle bir şeffaf bir şeyi var, plastiği. Bunu telefon kılıfınızın şu şarj yerinden geçiriyorsunuz şöyle. Sonra da telefonunuzu takıyorsunuz kılıfa tekrar. Bunu kılıfa taktıktan sonra şunu da şu halkasından buraya takıyorsunuz. Böyle. Londra'da çünkü telefon çalınma olayları inanılmaz yaygın. Yani telefonunuz, siz böyle elinizde bir şeye bakarken, özellikle turistik yerlerde bir şeye bakarken, kulağınıza tutarken vesaire, elinizden direkt gidiyor. Ya birisi hemen kapıp kaçıyor, ya bisikletle motorla geçerken alıyorlar falan, ya cebinizden bir şekilde gidiyor yani bu telefon. Çok yaygın ve polis falan bununla pek ilgilenmiyor. Yani bu böyle küçük bir suç sayılıyor ve çoğunlukla herkes de telefonuna sigorta yaptırıyor. Biz de yaptırdık neyse ki, ama yine de çalınmasını istemem. Yani bir sürü uğraş dur. Yok işte fotoğrafların gidiyor, yok banka bilgilerin vesaire. O yüzden şöyle bunu bileğinize takıp sonra rahat rahat işte telefonunuza bakabilirsiniz sokakta. En azından böyle çektiklerinde hemen gitmez. Çalmaya çalışan kişi de belki gelmeyince bırakıp gider yani. Bu da böyleydi. Sonra iki tane daha kılıfım var. Bir tanesi şöyle şeffaf. Şu kenarları böyle dalga dalga. Bir de bunun pop soketi var şöyle yine lale şeklinde. Bunu buraya yapıştırıyorsunuz şöyle tutmak için işte parmağınızı geçirip. Bir de böyle bir kılıfım var. Bu da aslında fotoğrafta çok daha üç boyutlu görünüyordu. Burada biraz daha normal baskı görünüyor ama yine de deseni çok hoş. Alışverişim de böyleydi. Bunu da size çekmiş olmak istedim. Şu iade olacakları hemen poşete geri kaldıracağım. Şimdi bu iknayı izliyordum işte. Jane Austen romanından uyarlama Netflix filmi. Tabii Netflix filmi olduğu çok belli oluyor. Çünkü her ne kadar, yani şöyle, yine eski zamanda geçiyor. Modernize edilmemiş. Eski zamanda geçiyor ama ya çekim
tarzı modern yani. Hani hikaye eski zamanda geçiyor ama çekim tarzı çok modern. O yüzden o eski havayı çok vermiyor. Tabii ki ama ben yine de hikayeyi sevdiğim için bana güzel geliyor. Bir de şöyle, Jane Austen romanlarında tabii ki hiç göremeyeceğiniz, çünkü o zamanlar olmayan bir şey var. Bu Bridgerton'da da aynı şekildeydi. Bridgerton izlediyseniz bilirsiniz, izlemediyseniz de bence izleyin, çok güzel bir dizi. Bridgerton'da da aynı şekildeydi. Eski dönemde tabii ki o zaman meşhur İngiliz asilzadeliğini bilirsiniz yani. O zamanlar siyahi ya da Hint kökenli birisinin herhangi bir şekilde soylu kabul edilmesi mümkün olan bir şey değil. İmkansız yani. Ama bu dizilerde, işte Netflix'teki eski dönem dizilerinde siyahileri ve Hint kökenlileri ve diğer işte ırklardan olanları falan şeye dahil ediyorlar. Yani böyle yani birleştirici bir tutumla onları da işte sanki Bridgerton'da mesela melez bir kraliçe vardı. Ondan sonra İşte Hint kökenli birisi bir asilzadeyle evleniyor. Burada da mesela işte birinin eşi, soylu birisi, siyahi, çocuklar siyahi falan. Yani bu normalde olacak bir şey değil ama Netflix dizilerinde ve filmlerinde bunu görebiliyorsunuz. Ha, bence bu keyif kaçırıcı bir şey mi? Değil. Yani benim için gayet güzel. Hatta seyir keyfi daha fazla. Ama yani aslında tarihe çok uygun bir şey değil. Böyle işte filmle ilgili de düşüncem. Daha böyle kitaptan aldığınız zevki vermesini izliyorsanız daha eski uyarlamaları izlemeniz lazım. Bu yeni uyarlamalar daha modern görünümlü, daha modernize edilmiş oluyor. Aynı olmuyor yani, yine izlemesi keyifli ama kitaptaki keyfi almıyorsunuz. Zaten ben gerçi hiçbir filmden bir kitap keyfi almam. Yani kitaptaki o ayrıntılar, o anlatım falan hiçbir filmde olmaz. Filmde mutlaka bir şeyler kaybolmuştur yani. O yüzden ben mesela kitabını okumadan bir filmi izlemeyi sevmem, eğer kitaptan uyarlama filmse. İzlediysem de mesela Dune'u izlemiştim öyle. Çünkü Dune serisini hiç bilmiyordum daha önce. Ama film çıkınca filmi izledim. Ondan sonra dönüp kitabı okudum. Ve yani kitabı okumadan filmden o kadar hiçbir şey anlamıyormuşsunuz ki film çok anlamsız geldi. Yani o kadar çok ayrıntı kaçıyor ki arada. Neyin neden olduğunu, nasıl olduğunu anlamadığınız o kadar yer var ki. Kitap çok başka bir deneyim. O yüzden ben her şeyin önce kitabını okumayı tercih ederim. Sonra filmini izlerim. Filmi böyle daha çerezlik izlemiş olurum. Görsel keyif için izlemiş olurum. Öyle işte, yani film izlemenizi öneririm. Film çok güzel. Ben daha bitirmedim gerçi, yarısındayım ama çok güzel gidiyor. Hikayeye de sadık kalınarak yapılmış. Ama kitabı okumanızı daha tavsiye ederim tabii ki. Diyorum ve bugünün videosunu artık burada kapatıyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni Instagram'dan da takip etmek isterseniz Instagram adresim şurada. Takip ederseniz çok sevinirim. Yarınki vlogda görüşmek üzere diyorum. Vlogmaslarımızın da neredeyse 3'te 2'sini bitirdik. Devam ettirebildiğim kadar devam etmeyi düşünüyorum ay sonuna kadar. Umarım keyif alıyorsunuzdur. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.